Merhaba, bugün size monsteraları anlatmak istiyorum. Diğer ismiyle delikli İsviçre peyniri bitkisi. Salonların çok sevilen bitkilerinden bir tanesi. Tropikal ormanlardan geliyor. Orijinal olarak Meksika ve Amerika'dan gelen bir bitki. Şimdi bu yaprakların niye böyle delikli olduğuna dair birkaç teori var. Benim ama en çok inandığım teori de şu. Şimdi yağmur ormanlarında çok ağaçlar çok fazla uzuyorlar. Diğer küçük ağaçların ya da bitkilerin güneşe ulaşma şansları tabii bu ağaçlardan dolayı neredeyse sıfır. Ve bu ağaçlar gökyüzünü öylesine kapatıyorlar ki artık güneş ışınları ormanın içine kesinlikle toprağa ulaşamıyor. Kenarlarda kalıyor. Fakat yine de bütün bitkiler bıkmadan, üşenmeden, yorulmadan güneşe ulaşmaya çalışıyorlar. İşte monsteralar da bu büyük yapraklarıyla güneşe ulaşabilmek için çok fazla enerji harcamaları gerekiyor. Çünkü yapraklar hem büyük hem ağır. İşte bu delikler yaratarak yapraklarında güneşe daha kolay ve daha az enerji harcayarak ulaşmaya çabalıyorlar. Şimdi bu da bize bitkilerin ne kadar muazzam olduğunu gösteriyor. Kendi üzerinde delikler yaratabilme gücüne bile sahipler. Yani o kadar muhteşemler bitki dünyası. Şimdi dediğim gibi tropikal bir bitki. Bütün tropikal bitkiler gibi monsteralarında en önemli konusu saksı. Şimdi eğer iyi bir bitki yetiştirmek istiyorsanız mutlaka doğru saksıyı seçmeniz gerekiyor. Saksı doğru değilse iyi bitkiniz mutlaka bir noktada ölmeye başlayacaktır. Önce duracaktır büyümesi ve sonra yavaş yavaş ölmeye başlayacaktır. İşte bu yüzden saksı çok çok önemli. Hele ki böyle uzayan ve büyüyen bitkilerse ona göre saksı seçmeniz gerekiyor. Şimdi bu tarz uzayan bitkiler için mutlaka uzun saksılar gerekiyor. Elbette ki plastik saksı. Plastik saksının dışında hiçbir şey de yetiştiremezsiniz ve altında da bol drenaj deliği olması gerekiyor. Ve yine siz işte ısıtılmış tornavidalarla ya da değişik aletlerle kenarlardan böyle incecik incecik minik minik deliklerde açmalısınız ki toprağınız böyle çok güzel bir şekilde havalansın, hava alabilsin. Böyle güzel uzun bir saksı seçtikten sonra artık bir daha hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü monsteralar öyle sık sık saksı değişimi isteyen bitkiler değiller. Küçük saksılarda yetiştirirseniz büyümezler ve bir süre sonra da ölmeye başlarlar. Çünkü büyük bitkileri ya da ağaç formundaki bitkileri ya da ağaçları küçük saksılarda yetiştirmek mümkün değil. Normal salon bitkileri için küçük saksı tercih ediyoruz. Fakat büyük çalı formunda ve ağaç formundaki bitkiler için asla küçük saksıları tercih etmiyoruz. Mutlaka uzun olacak. Geniş de değil, uzun saksılar tercih etmemiz gerekiyor. Normal yani monsteralarla ilgili birçok toprak tarifleri var ama bunların hiçbirisine katılmıyorum. Sadece güzel bir saksı toprağı ya da normal sıradan bir toprağın içine bir miktar törf ya da Hindistan cevizi lifi karıştırmanız yeterlidir. Tropikal bitkilere bu tarz şeyler yani törf gibi nemi tutacak şeyler karıştırmak oldukça iyi oluyor. Çünkü toprağın rutubetli kalması ve bitkinin rutubetli kalması da çok önemli. Bütün tropikal bitkiler gibi monsteralarda aşırı derecede neme ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi güzel bir saksı arkasından böyle güzel rutubet tutan, nem tutan bir toprağa diktikten sonra onu güzel bir noktaya koymamız lazım. Şimdi benim bu monsteralar 3 taneydi. Diğer videomda da görebilirsiniz. 3 değişik boydaydı. Ben şimdi bunların hepsini tek bir saksıya aldım ve hepsi birden büyümeye başladılar. Çok da daha güzel büyümeye başladılar. Şimdi eğer ışık yetersizse gelişimleri yavaşlıyor. Elbette ki çok fazla güneş istemiyorlar. Yani doğrudan direkt işte bir kaktüs gibi güneşin altına koyamazsınız. Çünkü bu tarz fazla güneş onların yapraklarını yakıyor. Zaten bitki de çiçek açmadığı için bu denli güneşe ihtiyaç hissetmiyor. Sadece bol ışığa ihtiyaç hissediyor. Bol ışıklı bir yere koyduğunuz zaman artık birkaç yıl unutabilirsiniz. Çünkü onun dışında başka hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Güzel böyle organik bir toprak ve dediğim gibi işte törfle karıştırılmış bir toprak yeterlidir. İçine herhangi bir gübre katmanıza da gerek yok. Çiçek açmadığı için fazla zaten gübre istemiyor. Ben son 6 ayda ya da 1 yılda kesinlikle hiçbir gübre kullanmadım. Hatta ilk başladığımdan itibaren hiç gübre koymadım diyebilirim. Sadece 6 ay kadar önce işte Epsom tuzu koymuştum.
Gübre olarak Epsom tuzu kullanabilirsiniz. Onun dışında hiçbir gübre kullanmanıza gerek yok. Bitki zaten kendi kendisine büyüyor. Hele ki boyundan posundan memnunsanız bitkiyi hiç ellemeyin. Fakat eğer boyunun biraz daha uzamasını ve gelişmesini istiyorsanız bahar geldiğinde, bahar ve yaz ayında saksısını değiştirip daha uzun bir saksıya ekerseniz boyu uzar. Ama saksısını değiştirmeyip aynı şekilde bırakırsanız boyu uzamaz. Sadece bahar ve yaz geldiğinde mutlaka o üzerindeki toprağın bir bölümünü alarak üzerine temiz ve taze bir toprak eklemek yeterlidir. Bunun dışında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Birkaç yıl güzel bir noktaya koyarsanız kendi kendine büyür, gelişir ve hiç başka bir şeye ihtiyaç hissetmez. Şimdi evet gübre istemiyor fakat sulaması çok önemli. Yazın hemen hemen her gün sulayabilirsiniz. Yapraklarını da sulayabilirsiniz. Özellikle kapalı balkonunuz varsa kapalı balkonda da çok rahatlıkla kalabilir. Tam böyle güneş gelmesin işte böyle biraz geride çok güzel kalabilir. Şimdi yaprakların üzerlerini mutlaka suyla ıslatmanız gerekiyor bu tarz bitkilerde. Eğer üzerlerini suyla ıslatmazsanız üzerleri çok fazla toz tutuyor bu bitkilerin. O yüzden mutlaka üzerlerini ıslatın, bol bol spreyleyin suyla ve mümkünse işte arada sırada 10 günde bir böyle hafif bir şekilde yaprakların üzerlerini de temizleyin eğer buna ihtiyaç duyuyorsanız. Ama eğer balkondaysa ve normal hortumla suluyorsanız tabii bunların hiçbirisine ihtiyaç duyulmuyor. Ama tabii eğer kış geldi içeri alıyoruz ve içeride işte tabii daha çok toz tutuyor. Bu tarz bitkiler zaten dışarıda kalamayan bitkiler. Mutlaka havalar 18 derecenin 16 derecenin altına düştüğünde mutlaka içeri alınması gerekiyor. Bu tarz zaten tropikal bitkiler yani ormanların içinde yaşayan bitkiler evin içinde de çok güzel yaşıyorlar ve ev ortamındaki o ışığa da çok rahat uyum sağlıyorlar. O yüzden bitkiyi içeri dışarı falan taşımanız hiç gerekmiyor. Olduğu yerde rahatça bırakabilirsiniz. Fakat dediğim gibi yapraklarına su sıkmanız şart. Şimdi bu su sıkmaya, yaprakların su sıkılmasına katılmayan bazı görüş, yani daha doğrusu bazı arkadaşlar var. Fakat bu doğru değil. Yani kesinlikle yapraklara su sıkılması gerekiyor. Çünkü bütün bitkilerin yaşaması için yağmur gerekli. Ve yapraklarına su sıktığınız zaman onlar yağmur olduğunu zannediyorlar bir kere her şey. Ve hatta bazı dönemlerde böyle uzaktan camları açtığınız zaman o içeri giren hava ile o rüzgar havası onların büyümelerine yardımcı oluyor. Fakat kışın eğer içeride hava akımı yoksa o zaman böyle bazen hava akımı yaratmak gerekiyor. Yani onlara rüzgarı hissettirmek gerekiyor. Yani işte çiçekler için bütün bunlar son derece önemli. O yüzden ben size yapraklarını mutlaka su püskürtmenizi ve suyla sürekli olarak temizlemenizi tavsiye ederim. Eğer bunu yapmazsanız evin içindeki tozları tutacak ve yavaş yavaş bitkiniz hastalanmaya başlayacaktır. Ama sürekli bir yaprak temizliği yaparsanız bitkiniz hastalanmaz. Kışın özellikle yapılmaması gereken bu bitki ait en önemli şey saksı değiştirmek, toprak değiştirmek ya da işte daha büyük saksılar almaya çalışmak veya çoğaltmaya çalışmak. Bunların hiçbirisini kışın yapmayın bence. Tabii ki yapraktan çoğaltmak mümkün ama yapraktan kestiğiniz zaman çoğaltmak yine de o kadar kolay olmuyor. Köklerden ayırarak çoğaltabilirsiniz. Bunu ancak saksı değişimi yaptığınız bir dönemde yapabilirsiniz eğer birkaç parçaya ayırmak istiyorsanız. Onun dışında ben size yapraklarını keserek ayırmanızı ve çoğaltmaya çalışmanızı hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü bu tarz şeyler bitkilerin ölmesine yol açıyor. Yine bu bitkiye ait en önemli şeylerden bir tanesi geceleri sulamamak bu tarz bitkileri. Çünkü geceleri suladığınız zaman bitkinin kökleri üşüyor ve bitki çok hızlı bir şekilde hastalanmaya başlıyor. Bitki bir kere hastalandıktan sonra artık onu toparlamak çok zor bir hale geliyor. Özellikle de köklerini fazla ıslatmamak gerekiyor. Kışın eğer bitkiniz daha küçük ölçülerdeyse yani daha küçük saksıdaysa
o zaman ben size üstten sulamak yerine, yani daha doğrusu yapraklarına su püskürtebilirsiniz. Fakat toprağın üzerine su dökmek yerine böyle su dolu bir kaba oturtmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle de kışın bütün tropikal bitkileri bu şekilde sulayabilirsiniz. Bu çok daha güvenli bir yol üstten su vermekten. Çünkü üstten su verdiğimiz zaman toprağın kuruması çok zor oluyor ve çiçek hastalanabiliyor. Yani bitki hastalanabiliyor. O yüzden eğer bitkiniz daha küçük ölçekte ise, saksınız daha küçükse böyle su dolu bir kabada oturtabilirsiniz. Haftada bir gün, 10 günde bir gün. Ve işte o bir miktar suyu çekecektir. O suyu çektikten sonra tekrar alıp yerine koyabilirsiniz. Ama eğer bu benim gibi büyük bir saksıdaysa tabii ki yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Mecburen üstten suluyorsunuz. Yaprakları da işte her tarafını sulamak gerekiyor bitkinin sağlıklı kalması için. Ne kadar çok ışık, ne kadar çok su verirseniz tabii zamanında ve ölçüsünde bitki o derecede güzel bir şekilde büyüyüp gelişecektir. Dediğim gibi çok fazla şeye ihtiyacı olan bir bitki değil. Bu kolay büyüyen bir bitki. Ama yine de sizin tecrübeleriniz varsa elbette ki yazabilirsiniz. Dinlemek isterim. Ya da bu konuyla ilgili sorularınız varsa her zaman sorabilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.